İnanır, inanır, kazanacağız. İnanır, inanır, kazanacağız. İnanır, inanır, kazanacağız. Allah'a emanet. Haklarını ne zaman vereceksiniz? Bekir Bozdağ'ın meclis başkan vekilinin katılımıyla belediyenin bütün halka çağrı yaptığı bir etkinlik oldu. Bu bile aslında bu yasağın Özak işçileri hakkını aramasını engellemek için getirildiğinin kanıtıydı. Özak işçileri dün 200 metre ileride bu meydana bütün halkın çağrıldığı açı düşe gelip bakana sesini duyurmak istediler. Ama orada barikat kurdular. Buraya gelmemize de izin vermediler. Dün bir temsilci heyetiyle bakanın baş danışmanıyla görüştük. Bizi bir gün içinde bakanla görüştüreceğine dair söz verdi. Taleplerimizi dinledi ama bugün telefonlarımızı bile açmadılar. Yani dün biz sadece işçiler bu etkinliğe gelmesin diye oyalayıp bir kere daha kandırdılar bizi. Bugün Ali Şenli Parkı'nda toplandık. Bütün kamuoyuna duyurduk günlerdir. Orada toplanıp buraya yürüyüşle gelecektik. O parkta toplanmak yasak diye işçileri koymadılar. Oraya da polis doldurdular. Toplanmak yasak, yürüyemezsiniz dediler. Buna da engel oldular. Dört gün önce Özak Tekstil'in önünde barışçıl bir şekilde beklerken hiçbir uyarı ve tebligat yapmadan jandarma güçleri saldırdılar. Çoplarla, kalkanlarla bazı işçi arkadaşlarımızı darp ederek sendika yöneticileri olarak bizleri yaka paça gözaltına aldılar. Sonra suç duyurusunda bulunmak için savcılığa gittik. Ama orada öğrendik ki bu gözaltı ile ilgili bir savcılık talimatı yokmuş. Gözaltından sonra da bu gözaltı işlemine onay vermemiş. Savcı bile bunun hukuksuz olduğunu söylüyor. Şimdi onlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Soruşturma talep edeceğiz. Yani işçilere müdahale ederken yasaları, prosedürü bile uygulama gereği duymuyorlar. O kadar gözleri bir dönmüş şekilde patronun hizmetine girmişler ki gözümüzün önünde fabrikanın 200 metre etrafında barikat kurdular. İşçileri fabrikanın önüne bile koymadılar. Fabrikanın müdürü gözümüzün önünde jandarmalara talimat veriyor. Yani bu kenti bir patron
tekstil ağası yönetsin istiyorlar. Bir tekstil ağasının, bir patronun çıkarları için bu kentte hukuku, anayasayı, demokratik hakları rafa kaldırmış durumdalar. Bu sadece Özak işçilerini tehdit eden bir uygulama değil. Bugün bir patronun çıkarı için yüzlerce işçinin hakkını gasp edenler, yarın bütün Urfa halkının da hakkını gasp ederler. Merhaba emekçi kardeşlerim. İlk gün yanınızdayım. Haklı talepleriniz karşılık bulana kadar bu mücadeleye destek vermeye devam edeceğim. Urfa halkı beni milletvekili olarak seçti. Eğer bugün emekçinin yanında olmasam, bugün işçiler aileleriyle, çocuklarıyla beraber burada. Ben bu işçilerin bugün eyleme katılan ailelerin, çocukların hakkını savunmasam aldığım maaş bana haram olsun. Urfa valisi devleti temsil ediyor. 3 günlük bir yasaklama kararı koydu. Ama yasaklama kararı devam ederken İktidar Partisi'nin bir milletvekili gelip burada miting yapıyor ve konuşma yapıyor. Ama işçilere bu anayasal hakların kullanmasına izin verilmiyor. Her zaman işin yanında olacağız. Haklının yanında olacağız. Ve bütün Urfa halkına sesleniyorum. Bugün Özak işçileri kazanırsa bütün Urfa halkı kazanacak. Ve bu dayanışmayı büyütmeye herkesi çağırıyorum. Teşekkür ediyorum.